Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kamuyu aydınlatma platformu haberlerine ve borsadan haberlerimize devam ediyoruz. Evet, yeni bir haber, özel bir haber. Belki Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırım yapacak bütün şirketler için özel bir haber. Fakat birisi için daha özel bir haber söz konusu. Lütfen burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve de lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Küçük bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz, bize yardımcı olunuz. Evet, Say yenilenebilir enerji ekipmanları sanayi ve ticaret anonim şirketinden özel durum açıklaması. Özet bilgi: rüzgar türbin, kule ve aksam imalatına yeni devlet yardımları hakkında arkadaşlar. Hep diyoruz ya, bu tür GES kararı alan, RES kararı alan şirketlerin diğer altyapılarındaki şirketleri bir araştırın. Kimler ne yapıyor, ne ediyor, neler kuruyorlar diye. İşte arkadaşlar, o haberlerden birisi bu da. Rüzgar, türbin, kule ve aksam imalatına yeni devlet yardımları hakkında. Çünkü teşvikler çok fazla. Evet, yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. 30 Kasım 2022 tarih ve 32.029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile şirketimizin yerleşik bulunduğu İzmir ilinde rüzgar türbin kulesi ve aksam üretimi bölgesel teşvik sistemi kapsamına alınmıştır. Evet, İzmir bölgesindeki bu tür iş yapanlar, farklı borsada bulunan şirketler için de bu aynı zamanda bir avantaj. İzmir ilinde rüzgar türbin kulesi ve aksam üretimi bölgesel teşvik sistemi kapsamına alınmış arkadaşlar İzmir. Böylelikle sektörde yapılacak yatırımlara mevcut gümrük vergisi, muafiyeti ve katma değer vergisi istisnasının yanı sıra vergi indirimi ve sosyal sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanabilecektir. Şirketimizin yatırım planlamaları bu çerçevede gözden geçirilecektir diyor. Evet, Say Enerji, Sayas için önemli bir haber bu. Çünkü niye? İzmir bölgesinde RES yapacak olanlar için özellikle vergi muafiyeti arkadaşlar, neler bunlar? Gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, vergi indirimi ve sosyal sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanacakmış. Yani o bölgeye gidip de başka şirketlerde, o bölgelerde aynı yatırım yaptığında yerleşik bir sisteme geçtiklerinde İzmir bölgesinde aynı teşvikleri kazanabilecekler arkadaşlar. Şimdi Sayas'ın son durumuna bakalım. Açıklanma tarihi 15-15 bu KAP'ın. Evet, Say yenilenebilir enerji arkadaşlar günü 4.11 yukarıda tamamlıyor. Borsa İstanbul'un endeksi neredeyse 2 katından fazla. Evet, 15-15 demiştik değil mi arkadaşlar? Görüyor musunuz 15-15'e? 15-15'te bu direkt yukarıda. Ben bunu üyelere kanaldan haber de veriyorum artık, KAP haberlerini özel olarak. İlk önce ulaşmaları açısından görüyorsunuz. Genelden, yani kanal YouTube'un genel topluluğundan tweet atar gibi arkadaşlar gönderi oluşturuyorum. Görüyorsunuz 15-15'te Say Enerji 35-20 iken bu KAP bildiriminden sonra 36.68'e çıkmış arkadaşlar. Keskin bir alış söz konusu. Şimdi buradaki işte Para Bilgi gibi kanalların, borsada yorum yapmak, analiz yapmak, şu uçuyor buçuyor diyenlerin aksine bizim gibi kanalların, ve fazla da yok yani, bir iki taneyiz benim gördüğüm kadarıyla, fazla yok. Biz sürekli bu tür KAP bilgilerini, haberlerini vermeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz var tabii ki. Konuşmada mesela bazen yorulduğumda ses az çıkıyor, şu oluyor bu oluyor, ama lütfen bize de yardımcı olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve bildirim zilini de açmanızı istiyoruz. Çünkü bakın, görüyorsunuz KAP haberleri bu kadar önemli. Çünkü ben topluluk sekmesinden de özellikle üyelere yönelik de bunları atıyorum arkadaşlar. Siz de KAP haberlerini takip etmek istiyorsanız bize abone olup, üye olup gerçek anlamda borsada nasıl yatırımcı olur görmeniz gerekiyor. İşte günlük alsat yapanlar için bile bu KAP haberleri çok önemli arkadaşlar. Evet dostlar, Lütfen burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve lütfen kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi öne çıkararak yatırımlarınızı yapınız. Bizim burada verdiklerimizin hepsi haber niteliği taşımaktadır. Hepinize bol bol kazançlar.